Selamünaleyküm hanımlar. İğne ve Tuğyalar kanalıma hoş geldiniz. Sizler hanımlar bu örneği göstereceğim, anlatmaya çalışacağım. Yine takipçilerimden istendi. Ben de elimden geldiği kadar sizlere anlatacağım. Şimdi öncelikle burada bunları hazırlamamız gerekiyor hanımlar. Şuradaki ortadaki halkamız şöyle silikon halka en küçük boyut hanımlar. En küçük boyutundan. En küçük boyutunda. Daha sonra eklerken yeşille yaptığım çimlerin arasına ekledim. Şimdi başta bunu hazırlayalım. Burada ben kullanacağım renkler sarı ve bal köpüğünü kullanacağım. Altını ilk önce hazırlayacağız. Şöyle ilk önce bir düğüm atıyorum. Halkamı aldım. İyicene sıkıştırdım halkamı. Şöyle biraz ekranımızı da temizleyelim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın üstüne 2 kere doladım. Ve geliyorum halkamın içine. Dik aldım. Çift aldım. Çift aldım. Çift aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üstüne alıyorum. Şu halkayla trabzanın arasına girdim. Tek aldım. Çift aldım. Çift aldım. 3'te çıktım hanımlar. Şöyle ekranımı biraz. Evet. Tekrar ikisinin arasına giriyorum hanımlar. Tek aldım. Çift aldım, çift aldım. Şu anda 2 trabzanımız oldu. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzanımı yaptım. Geliyorum silikonumun içine. Yaptığım trabzanı kapattım. Bir, iki, üç, dört zincir. Tığımın üstüne 2 kere doluyorum. Geliyorum silikonun arasına. İlmeğimi aldım. Tek aldım. Çift aldım. Çift aldım. Çift aldım. 1, 2 ve 3. Tığımın üstüne alıyorum. Trabzanla zincirin arasındaki boşluğa girdim. Tek aldım. Çift aldım. Çift aldım. 6 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, ve 6. Araya giriyorum silikonumu. Yanaştırıyorum. 1, 2, 3, 4. Aynısından 3 tane yapıyorum hanımlar. Üçüncüsü. 4, 5, 6. Geldim sıkıştırdım. Bir zincir çektim hanımlar. Ve keseceğim. Ama biraz uzun keseceğim burada. Şimdi nedenini de göstereceğim. Şimdi ilk aşamamız bu. Açık tonumu aldım. İpimi düğümledim. Buraya geliyorum. Bunu uzun bırakmıştım ya. Yaktığım zaman şurada bir görüntü oluşuyor. Onu istemediğim için. Şöyle alttan gezdireceğim onu. Sonra onu da yakacağız. Çünkü ikisi bir arada böyle yaktığım zaman
kötü bir görüntü alıyor. Burada düğümün olduğu yeri sıkıştırıyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektim. Bir tane silikon aldım. İlk silikonumuzu alıyoruz. Geldim. Araya sıkıştırdım. 1, 2, 3 zincir. Silikonuma geliyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 zincirli. Burayı isterseniz 2 zincirde yapabilirsiniz. Hafif kabarık durması için. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi yapmışım hanımlar. 8 yaptık. 9, 10, 11 ve 12 tane. 12 taneyi doldurduktan sonra hanımlar geliyorum çektiğim zincire sık iğne ile kapattım. Şimdi aşağı iniyoruz. 2 3 4 5 6 7 8. geliyorum buradaki sık iğnemle kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silikonumu alıyorum. Geldim. Silikonunu da sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir geliyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim hanımlar. Ekleyeceğim. İkinciye şuradan şöyle dönmüş. 1 ve ikinciye. Geldim. Zincirin içinden geçirdim. Bir zincir daha çektim. Kapattım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 zincirle kapatıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ve 12. Geliyorum gene zincirime. Sık iğne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve buraya geldim. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Silikon. Bir, iki, üç. Bir zincir. İlkine değil ikinciye. Zincirin içinden geçirip
bir zincir çekip kapatıyorum. 3 4. Dokuz oldu. Ve 12. Şurası çok üst üste bindi. Hemen düzeltiyorum. Bu bal köpüğü olan rengimizi alt kısmını yani isterseniz yeşilli olarak da kullanabilirsiniz. Geliyorum. Sık iğneyle kapıyorum. İpliklerimi yakacağım. Evet, örneğimizi ben temizledim ve hazırladım. Şimdi alt yeşilini yapmak için hanımlar trabzanımızı yapıyoruz. Pardon, tığ battığımızı yapıyoruz. Yaptıktan sonra örneğimize başlarken orta boy örümcek geldim. Yaptım. Tığımın üstüne 2 kere doladım. Şimdi burada 2 tane atlıyoruz. 1, 2, üçüncüye geldim. Tek aldım. Çift aldım. Çift aldım. Çift aldım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şu örümcekle trabzanın arasındaki şurada gördüğünüz bir ufak yer var. Oraya geliyorum. Pırpırımı kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pırpırlarımı yaptım 3 tane. Sonra trabzanıma geliyorum. Aşağı iniyorum. 1, 2. Sık iğneyle. Üç, dört, 5. Altıncısını tığ battımın olduğu yere. Şimdi yine bir örümcek yapıyorum hanımlar. Orta boy örümcek. Tığımın üstüne 2 kere doluyorum. 1, 2, üçüncüye geliyorum. 1 tane zincir çekiyorum. Örneğimi aldım hanımlar. Şuraya denk gelmesini istiyorum. O yüzden bir dördüncüsüydü sanırım. 1, 2, 3, 4. Evet. 1, 2, 3, 4. zincirimin içinden geçirdim. İlmeğimi aldım. Geçirdim. 1 zincir çektim. Trabzanın olduğu yere sık iğneyle aşağı iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. tığ battısını. Geldim örümceğimi. Üstüne 2 kere doladım. 1, 2, 3. Bir zincir çektim. Bu sefer hanımlar bu ilkimizin tepesine şöyle geçirdim. Bir zincir çektim. Tekrar trabzanıma gelip sık iğneyle aşağı iniyorum. 1, 2,
3, 4, 5 ve 6. Geldim, tığ battıma kapattım. Örümceğimi yapıyorum. Şimdi hanımlar, ben burada örnek olduğu için yakın tuttum. Bunun arasına istediğiniz kadar pırpırlı örümcek yapabilirsiniz. Yani böyle yaparsanız 3 tane ya da 4 tane sık durur. Biraz daha seyrek olması gerek bence. Yapan arkadaşlar da var. Sayfalara bakarsanız ne kadar bırakmışlar? 5, 6. Evet, burada ben örneğimi bitiriyorum hanımlar. Evet hanımlar. Örneğimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Sayfamı takip etmeyi unutmayın hanımlar. İğne ve Tığ Oyaları kanalını. Beğendiğiniz videoları paylaşım yaparsanız birçok arkadaşımız da yaptığımız modelleri görmüş olur. Bir yeni videoda da görüşmek üzere hanımlar. Sağlıkla kalın.